efendim. Bir oda verir misiniz? Tabii. Oda kirasını peşin alıyoruz. 3.000 lira. Tabii. Bizim paramız var. Verebiliriz tabii. Şurayı doldurur musun? Çocuk yıldız Fatoş kaçırıldı. Çocuk kaçırma suçundan tutukluyoruz seni. Baba. Çok özledim seni baba. Küçük bir yavruya babalık iddiasında bulunan bu adam işsiz güçsüz takımından bir kişidir. Bir tarafta öz yavrusundan ayrı kalmanın senelerce acısını çeken çocuğun gerçek babası, öbür tarafta hiçbir sorumluluk taşımadığı halde babalık iddiasında bulunan bir sahtekar. O sahtekar değil, benim sahte gerçek babam o. Otur bakayım yerine. Doğru oturmazsan dışarı atarım seni. Burası mahkeme. Haklı haksız burada meydana çıkar. Söyle bakayım şimdi. Yaramazlık yapmadan oturacak mısın? Oturacağım hakim bey amca. Ama o adam da benim babamı haksız yere suçlamasın. Gel bakayım sen buraya. Kaç yaşındasın sen bakayım? 60 yaşındayım hakim amca. Olur mu hiç? Senin yaşın 6'dan fazla değil. Siz çarpım tablosu bilir misiniz? Bilirim, ne olacak? Hesaplayın öyleyse, ben 6 yaşındayım. Yaşadığım her yıl 10 senelik çile çektiğime göre 6 ile 10'u çarparsanız 60 eder. Onun için 60 yaşındayım hakim amca. Dinle yavrum, şurada oturan adam seni kaçırmış diyorlar, doğru mu? Gerçekten kaçırdı mı? Hayır hakim amca, neden kaçırırsın? Babam o benim. Asıl şu kadınla şu adam beni kaçırmak istediler. Ben gözüm dünyayı açtığımda yanımda sadece babacığım buldum. Acıkınca beni o doyurdu, aslanınca bana o baktı. Çok iyi insandır benim babam. Onu koruyun, hapisten çıkarın. Siz onu korursanız, Allah'ın da sizi koruması için tüm kalbimle dua ederim. Ne olur beni ondan ayırmayın. O benim canımdır, kanımdır. Her şeyimdir o benim. Siz onu benden ayırırsanız ölürüm ben hakim amca. Çocuğun bütün söyledikleri doğrudur. Kemal Bey henüz 2 günlük bir yavruyken onu sokakta bulmuş. Fakir bir adam olduğu halde ona bakmış, bu yaşa getirmiştir. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ben de babası kadar suçluyum. Çünkü onu sokağa bırakan benim. Şimdi suçlu sandalyesinde oturan adamın ona ne kadar iyi davrandığının en büyük ispatı çocuğun ona olan sevgisi, ona olan bağlılığı ve gördüğünüz gibi candan savunmasıdır. Yaşa Lestir abla, yaşa! Oturabilirsiniz. Buyurun. Sayın hakim, çocuğun müvekkilim Naci Akman'ın çocuğu olduğunu ispat eden delilleri daha önce yüksek mahkemenize vermiştik. Sanık küçücük bir çocuğu en çirkin şekilde istismar etmiştir. Müvekkilim geçen zaman içinde hep çocuğunu aramıştır. Yalan! Aramamıştır. Oturun! Size söz vermedim. Devam edin. Sanık, ufacık bir çocuğun sırtından para kazanmak için sokaklarda oynatıp şarkı söyletmiştir. Şimdi de film çevirtmekte, zavallı bir çocuğu sömürmektedir. Fatoş'tan ayrılmak istememesi, ona olan sevgisinden değil, çocuğun kazandığı milyonlar içindir. Evet. Bu adam toplumdan sürülmeli, insanlardan uzak tutulmalıdır. Onun için en ağır cezayı istiyorum. Ayrıca yüksek mahkemenizden müvekkilime sembolik olarak 1 lira manevi tazminat ödemesini talep ediyorum. Bu kadar gürültüyü 1 lira için mi yapıyorsun? Ben sana 5 lira vereyim de sus! Gürültüyü kesmezseniz salonu boşaltırım.
Hakim bey, söz istiyorum efendim. Buyurun. Kızımın çevirdiği filmlerden aldığı paralar bizzat Fatoş ismine bankaya yatırılmıştır. İşte cüzdanı. Evet, paranın büyük bir miktarını yatırmışsın. Geri kalanı ev kirası, giyim gibi giderler için harcadım. Buyurun, o giderleri de kalem kalem yazdım. Ev kirası, Fatoş'a papuç 2 tane, fanile, don, çorap, şapka, elbise vesaire. Anlaşıldı, çocuğun parasına dokunmamışsın. Atarım dışarı ha. Affedersin hakim amca. Davacı taraf 1980 doğumlu ölü Hülya'dan doğma Fatoş'un Naci Akman'ın öz çocuğu olduğunu ispatladı. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak babası olmaya yetiyorsa söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim, bezini yıkadım, dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla, beraber aç, beraber tok yaşadık. Beraber gülüp, beraber ağladık. Hastalandı, sabahlara kadar başucunda bekledi. Marifet diye anlatmıyorum, çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim bey. Sorarım size, bir çocuğun babası onu peydahlayıp sonra sokağa atan mıdır? Yoksa onu canı gibi sevip büyüten, uğruna her şeyi göze alan mıdır? Babacığım! Babamsın benim. Benim senden başka babam yok. Beni sakın bırakma. Yanındayım. Ayrılmayacağız yavrum. Yalvarırım hakim amca. Ne olur bizi ayırma. Gel, gel yavrum. Bak oğlum. İnsan olarak çok dürüst ve fedakar davranarak Fatoş'u büyütmüş, bu yaşa getirmişsin. Evet, sana çok acı gelecek. Ama yasalara göre onu gerçek babasına vermek zorundayız. Haksızlık! Haksızlık bu hakim bey! Karar! Gereği düşünüldü. Fatoş Akman'ın öz babası Naci Akman'a verilmesine, sanık Kemal Soylu'nun tahliyesine, temiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Gidiyoruz Fatoş, gel. Gel. Bırak